Ve misafirimiz vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl. Az önce de söyledim piyasalarda bir hareketlilik var. Hem de öyle bir hareketlilik var. Ozan Bingöl'de bir tablo çıkarttı 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle. Acaba yeniden değerleme ve üzerinden devletin alacağı vergiler ne kadar hareketli olacak? Ozan bize anlatacak. Ozan Bingöl günaydın, hoş geldin. Nasılsın? Günaydın İlker, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. Aracınla geldin. Evet. Aracınla gelirken benzin, akaryakıt belki dün için şanslıydın ama bugün zam geldi tamam. yine akaryakıta. Orada da bir hareketlilik var. Ozan, şunu konuşmak istiyoruz. Tabii. Öncelikle yani vergi dilimi ama aynı zamandan aynı zamanda 1 Ocak itibariyle hayatımıza girecek olan zamlar Hı -hı. hepsini konuşacağız seninle. Ben gelen her konuğuma soruyorum, Sana da sormak istiyorum çünkü öğrenmek istiyorum. Evet. Sayın Nurettin Nebati'nin şu açıklamasını bir de sen değerlendirir misin? Ee, neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım... ...günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Sen de ekonominin makrosunu biliyorsun. Evet. Peki bu ne demek? Ee, i̇stersen biraz geriye doğru gidelim İlker. Ee, Sayın e, Berat Albayrak görevden affını isterken... At izi it izine karıştı gibi cümleler kurup en sonunda da Allah sonumuzu hayır etsin demişti. Bunun tam karşılığı o aslında. Ee, Sayın Berat Albayrak ferasetliymiş bu günleri görmüş aslında. Allah sonumuzu hayretsin etsin dedi. Ben aynı açıklamanın bu meali olduğunu düşünüyorum. Tercümesi bu. Tabii. Allah sonumuzu hayır etsin. Tabii. En azından böyle tatmin edici bir yanıt almanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şimdi borsa haberini paylaştık. Evet. Bir manipülasyon var. Tutuklamalar da gerçekleşti. Borsayı da bize bir anlatır mısın yani orada ne oluyor? Bir vergilendirme sistemi var mı? İnsanlar girdiler, paralarını kazandılar, evet. çıktılar. Pek çok kişi de kaybetti. Evet. Ya tabii borsada şimdi gördüğümüz kadarıyla bir, biraz önce haberde de izledik bir spekülasyon var. Ama biz kendi alanımızı ilgilendiren açıdan baktığımızda İlker bugün işsiz kaldığında işsizlik maaşında en düşük işsizlik maaşında 19.64 kuruş damga vergisi kesiliyor. Ama borsa kazancında sıfır vergi var. Bu da aslında iktidarların kimden ya da neden yana olduğunu gösteren en temel göstergelerden biridir. Hiç uzatmaya gerek yok. Çünkü vergi politiktir, vergileme ideolojiktir. Karşımızda işsizlik maaşındaki 20 liraya alan, 20 liraya göz diken bir sistem var. Bir de milyonluk borsa kazancından sıfır vergi, kur korumalı mevduatta sıfır vergi uygulayan bir sistem var. Yani Türk vergi sistemini aslında şöyle tanımlayabiliriz. Ben örümcek ağına benzetiyorum bazen. Küçük sinekleri yakalayan ama eşek arılarının delik deşik ettiği bir vergi sistemi. Yani sürekli bu vergi vatandaşın üzerinde mi olacak? Senin de bir sözün var. Vergiyi tabana mı yayacağız, tavana mı yayacağız? Olması gereken ne, ideal olan ne? Sen bunu en başından beri söyleyenlerden birisin evet. zaten. Siyaset ve siyasetçiler. Geçen gün Arzu Çerkezoğlu geldi evet. ve sana da teşekkür etti. Bu vergi dilimleriyle ilgili Ozan Bingöl'ün çalışmalarından çok faydalanıyoruz dedi. İstersen o haberimizi bir paylaşalım. Bu kadar böyle sözde evet. etmiş olduk. Vergi dilimiyle ilgili hazırlığımız var. Haberimizi aktaralım. Diyor ki Türk İş Başkanı, Hani Nurettin Nebati'ye de atıfla. Uyuyanı uyandırırsın. Uyuyor numarası, yapanı uyandıramazsın. Defalarca söyledik. Türk işte söylüyor, diskte söylüyor, hak işte söylüyor. Vergi düzenlemesinde bir adım atılacak mı, atılmayacak mı? Haberimizi izleyelim, konuşalım. Vergiyle ilgili diyoruz ki Ocak ayında aldığımızı Aralık ayında verir. 3 işçi konfederasyonu da vergi dilimleri acilen düzenlenmeli diyor. Çünkü Türk lirası değer kaybederken vergi yükü sabit gelirlerin omuzunda. 5 senedir, beş senedir konuşuyoruz. Ülkenin gündeminde tutmaya devam ederiz. Bunu anlatmaya devam ederiz ta çözülene kadar. Hakiş Başkanı Mahmut Aslan vergi dosyasını Çalışma Bakanı'na iletti. Hazine ve Maliye Bakanı'na ulaşamadığı için. Vergi konusunda dosya hazırlamıştık. Tabii Sayın Maliye Bakanımızdan öncelikli olarak bir randevu talebiyle raporu arz edecektik. Sayın Bakan'a bir dosya halinde takdim etmek istiyorum. Maliye ve Ekonomi Bakanımızla görüşmelerimiz var. Bu konuda önemli bir konudur. 6 ay enflasyon uykusu öneren Bakan Nebatiye ise en sert tepki Türk İş Başkanı'ndan geldi. Şöyle bir uyuysan da 6 ay sonra uyansan diye. Bir laf var. Uyuyanı uyandırırsın ama uyuma numarası yapanı uyandıramazsın. Çünkü numara yapıyor. Sendikalar vergi düzenlemesinde ısrarcı ancak iktidardan henüz olumlu bir sinyal yok. Sendikalar ısrarcı. Bunu istiyor. Vergi dilimini bir anlatır mısın bize? Şimdi e, sevgili İlker, vergi dilimi bu Temmuz'da e, enflasyon farkı alan memurlar %40'a yakın bir fark aldılar. Aynı şekilde özel sektörde de buna benzer bir artış oldu. Ama en baştan yani geçtiğimiz yılın yeniden değerleme oranıyla güncellenen %36.20 ile güncellenen bu vergi dilimi maalesef zamlarla ve %80'e varan enflasyon neticesinde güncellenmediği için her geçen gün kırpa 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 ücretlinin maaşı eridi. Vergi dilimi güncellensin diye biz meclis kapanmadan çok kez sendikalar da bizler de çok kez söyledik. Hatta bu programlarda da söyledik. Vergi dilimi güncellensin. En son e, meclis kapanmadan önce çıkan torba yasaya ekleyin dedik. Ama o torba yasaya bir gece varlık barışını getirenler yani varlık barışının süresinin uzatılması için yasa teklifini getirenler 2023 Ocak'ta alacakları zamları Temmuz'a çekmeyi akıl edenler gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesini maalesef dikkate almadılar. E o zaman bu, buradan böyle almayacakları anlamı mı çıkıyor? Hayır almayacaklar anlamı çıkmıyor tabii ki. Almak zorundalar. Çünkü zaten daha önce de birçok kez söyledik. Yeniden değerleme oranı dediğimiz oran birazdan ona da gireceğiz ama yeniden değerleme oranıyla sevgili İker kuruşu kuruşun arttırılsaydı Bugün zaten 2002'den bu yana yeniden değerleme oranıyla arttırılsaydı bugün ilk dilim 32 bin değil. Tabloya bir bakalım mı? Yani Tabii. o zaman mesela ilk dilim ne olacaktı? 81 bin liraydı. Yeniden değerleme oranı kuruşu kuruşuna arttırılsaydı. O zaman asgari ücretlerin maaşı bu kadar kesilmeyecekti. Ondan ziyade asgari ücretin üzerinde ücret geliri elde eden vatandaşlar %20'lik 27'lik dilimlere çok daha geç girecekti. Belki hiç girmeyeceklerdi. Bakın.